Bayramın birinci gününde aile, eş, dost, akraba ziyaretleri yapıldıktan sonra havayı güneşli gören Elazığlılar soluğu dışarıda aldı. Elazığ'da bayram heyecanı sabahın ilk saatleriyle başladı. Bayram namazının ardından Elazığlılar aile, eş, dost ve akraba ziyaretleri gerçekleştirdi. Öğleden sonra güneşli havayı fırsat bilen Elazığlılar Cumhuriyet Meydanı'nda çocuklarıyla birlikte, eşleriyle birlikte güneşli havanın tadını çıkardı. Peki Elazığlılar için bayram nasıl geçiyor? Hani içli köfte yaptık, kadayıf yaptık, işte öyle sütlaç yaptık, işte öyle bayram güzel. Gelen giden oldu mu? Yok, dünya ihtiyar garya kim gelir? Çoluk çocuk? Çoluk çocuk ya, biri köyde, biri İstanbul'da, biri Konya'da, işte öyle çocuk. Bu bayram tek kaldınız. Evet, tek. Eski bayramları özlüyor muyuz? Tabii eski bayramlar çok güzel. Ne mesela, neyi özlüyor? Her şeyde, her şeyde, insanlığı da, geliş gidiş gelişmeyi de, her şey yani eskiden bura bir değil. İyi gidiyor çok şükür. Neler yapıyorsunuz? İyiyiz. Buralı mısınız? Yok, değilim. Yani eşim buralı. Nereden geldiniz? Zonguldak'tan geldik, Ereğli'den. Nasıl buluyorsunuz Elazığ'ı? Güzel, güzel memleket. Özlem var mı eski bayramlara? Tabii. Neyi özlüyoruz? Her şeyini. Mesela? Sevgi, saygı, hoşgörü, aklına ne gelirse. Ya bugün de geldik şurada, yoksulluktan bilmem ne, herkes şikayetçi. Ya, bayram gelmiş neyime? Bayram nasıl geçiyor dedik. Koca bir ah çekildi. Çünkü eski bayramlara duyulan özlem büyüktü. Peki ne değişti? Şu anda eski insanlar olmadığı için bayramlar iyi geçmiyor. Yani iyi geçmesi için de eski insanlar olması lazım. Çünkü yeni bayramlar şu anda nesli düşüyor. Nesli düştüğü için de geride kalıyoruz. Yani sabahları mesela elbiselerimizi kafamızın önüne koyuyorduk. Şu anda hiçbir şey aramıyoruz yani şu anda. O yüzden arıyoruz yani. Ya eski bayram birimizin evine giderdik. Birimize öyle camiden çıktı, davet ederdik. Çocuklar gelirdi, çocuklara para verirdik. Ne bileyim, şu eski bayramda şimdiden kıyas adam yandan geçiyor. Sen komşunu da tanımıyorsun. Ana babamız vardı işte, onları elini öpürsün. Kimi el öpersin? Eski bayram öyleydi. Şimdi bu bayramlar şimdi nerede? Şimdi burada oturmuşuz bak, kimse yok. Nereye gideceğiz? Eski bayramlarla şimdikinin arasında çok fark var. Ne var? Ne değişti? Eskiden akrabalık vardı, gidiş gelişler vardı. Şimdi tabii yok. Biz şimdi dışarı çıktık, çocuklarımla geziyoruz. Var ya, eskiden daha iyiydi. Neydi iyi olan? Ya akrabalar aramız iyiydi o zamanlar. Bayağı aktivite oluyordu ama şu an pek öyle değil. Biraz duruk geçiyor. Biraz duruk geçiyor. Güzel geçiyor, keyifli. Şehir dışından geliyorum. En azından insanlar bir araya geliyor. Bence güzel. Bizde de özlem var. Çünkü daha farklıydı. Şu an çok daha farklı zaman dilimi. Ne o yüzden. Değişti? Ne değişmedi ki oğlum? Ne mesela? Neler değişmez? Saygı. En başta. Sevgi. Şimdi bayram havası da yok. Bayram konumu da yok mübarekin. Bu herkes kendi keyfinde. Yukarıdaki altı bin mi? Alttaki yukarı bin mi? Böyle gelmiş, böyle gidecek inşallah. Üzülüyor muyuz bu durumda? Tabii ki, ne demek? Ne demek? Ne yapabiliriz biz büyükler olarak, özellikle yeni nesil için? Şu anda yeni nesil, yolumuz da ayrı, mantığımız da ayrı, aklımız da ayrı. Anlatıyoruz, anlayan yok. Yani bildiğini yine okuyor. Eskiden bir korku vardı, bir sevgi vardı, bir büyük vardı, bir saygı vardı. Şimdi hiçbir şey yok. Şimdi bu var. Bu var diye ben her şeyim. Olamazsın ha. Teklik Allah'a mahsustur. Kula değil. Maalesef Türkiye'miz bu hale bak. Yabancı ülkelerden gelmiş zavallı. Mecbur. Açsız bir dert. Açmasak bir dert. İnsanız. Biz de olan yerinde olabilirdik. Onun için yani Allah'ımıza şükür edecek. Başka bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Ne bileyim yani o klasik o klişe sözünü söylemeyeyim. Hani nerede o eski bayramlar diyormuş gibi olmayayım ama. Yani tabii eskiye nazaran daha böyle tatsız tuzsuz diyebilirim yani. Eskinin olduğu gibi insanlar daha az böyle, nasıl diyeyim yani, kendi içlerinde yaşıyor artık bayramı. Akraba ziyaretleri, eş dost ziyaretleri biraz daha azaldı tabii. Yani
Yani akrabalarımla birlikte olmayı seviyorum Elazığ'da. Nasıl geçiyor bayram? Baruş! Selam. Nasıl geçiyor bayram? İyidir abla, işte akrabalarımızla buluşuyoruz. İşte eğleniyoruz, ne yapak. Özlüyor musun eski bayramları? Evet, eskiden daha işte daha çok toplanıyorduk orada. Bizde evet, o burukluk mevcut zaten. Eski bayramları herkes gibi bizler de özlüyoruz yani. Ne isteriz. İşte? Yani şöyle söyleyeyim, son 3-4 yıldan beri Covid'den dolayı böyle çok fazla insanlar artık şey olmuyor, soğuk olmaya başladılar. Birbirlerine gidip gelmemeye başladılar. Eski bayramları evet biz de özlüyoruz. Yani gözlerimiz arıyor ister istemez. Ama bulamıyoruz. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Ve biz de bu şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Ya eskiden daha heyecan vardı çocukluğumuzda. Şimdiki çocuklar bayramı bilmiyor temsil. Yani biz daha iyi yaşadık çocukluğumuzu. Bayramlar daha güzeldi. Çok. Ne özlüyorum? Çocukluğumu özlüyorum. Kıyafetimizi alırdık, başucuna koyardık. Sabah kalkıp giyerdik. Elimize poşet alırdık, şeker toplardık. Ya şimdi saygı yok, saygı, sevgi yok, bilmiyorum. Özlüyorum yani çok. Bayramın bir diğer buruk yanı ise İsrail'in Gazze'lilere yönelik gerçekleştirdiği zulümdü. Dillerdeki bayram duası Gazze'lilerle kahraman asker ve polislerimiz içindi. Türkiye ve dünya olarak bütün Müslümanlarla kardeşiz. Dünyanın o bir ucunda bile bırak bir insanı, bir hayvanın bile zulüm görmesi bizim vicdanımızı yaralar. Buna da bizim gücümüz yetmiyor. Biz Rabbimize bu işi havale ediyoruz. Rabbimiz dünyayı yönettiği gibi ve bütün insanlara Rabbimizin biz dua etmekten başka hiçbir işe yaramadığımızı için biz Rabbimize dua ediyoruz. Ya Rabbi kafirlerin, münafıkların Müslümanlara zulüm etmesini, kötülük etmesini Rabbimden bir an önce dua edip durdurmasını istiyoruz. Bayramımız geçiyor ama huzurlu bayram yaşıyoruz. Niye huzurlu bayram yaşıyoruz? Bugün Filistin'de Müslüman kardeşlerimizin çocuğu 3 yaşında 3 günlük katliam ediyor. Bu katliamı İslam devleti hiçbirisi ayağa kalkmadı. Ve Arap devleti 57 Arap devleti buna hiçbir müdahale etmedi. Bakın şu an askerlerimiz en üst noktada sınır karakollarında bekliyor. Onların ayakları taşa değmesin. Onların bayramlarını kutluyoruz. 24 bin peygamberlerin duaları onlarla beraber olsun. Bizim dualarımız onlarla beraber olsun. Onların bayramları en iyi dileklerimle kutluyoruz. Allah'a emanet ediyoruz. Çok